Hepinize merhaba arkadaşlar. Borsa analizime hoş geldiniz. Öncelikle dünkü videoma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar vardı. Bugün günlerden salı. Salı günlerinin kehanetini artık hepimiz biliyoruz. Özellikle 2 ayında o 8500 zirvesini gördükten sonra salı günleri böyle bir endekste bir kızarma, bir yalpalama oluyor. Bir de bunun kuzeni var. Çarşamba. Bunlar iki kuzenler. Salı ve çarşamba günleri genelde böyle endeksin kızardığı, böyle tatsız kapanışların geldiği bir gündü. Bunun sebebi de aslında biraz şu arkadaşlar. Şimdi kredili alım yapanlar, hafta sonu riskini almak istemeyenler. Çünkü faizler yüksek biliyorsunuz. Kredili alımlarda eskisi gibi değil. Salıdan veya çarşambadan hisse satışına geçiyorlar. Şimdi dün 9400 direncini gördük. Ve oradan bir satış geldi. Ve bugün de salı hani bir tedirgin olmadık değil. Yani ben sabah da aslında topluluk kısmından yazdım. Yani orta ve uzun vadeli tabii ki de pozitif beklentilerim hala geçerli ama hani hem salı olmasa hem 9400'den bir gün önce dönüş yapıp kırmızı mum kapatmamız böyle bir tedirginlik yarattı bizde ama günlük kapanış güzel oldu. %1.62'lik yükselişle 8344 puanla günü tamamladık. Ben bu kapanışa razıyım yani. Toplulukta da yazdım. E direnci de geçemedik. 9400'ün üzerinde günlük kapanışlar görmemiz e, gerekiyor arkadaşlar. E, dün de belirttiğim gibi yani o e, dünkü geri çekilme çok panik yaptıracak bir durum değil. İşte maksimum 4 saatlikten veya en kötü ihtimalle 21 günlük hareketli ortalamadan yukarıya döneriz. Şimdi direnci geçemediğimiz için hala bu e, olay masada yani geri çekilmeler hala böyle düzeltmeler devam edebilir. Devam etmesi de sağlıklı aslında. Yani hani yükseliş trendinin devam açısından bu tarz böyle ara dinlenmeler, düzeltmeler gayet sağlıklı arkadaşlar. Şöyle hemen bir özet yapalım. Hacimden başlayarak. Biz toplam hacmimiz 192 milyar 730 milyon TL oldu. Geçtiğimiz son 2-3 işlem gününe göre bir miktar hacmin zayıf olduğu bir e, gün Ama yine de fena değil yani 220-230 milyar TL'lik hacimler görmüştük geçtiğimiz hafta ve yine dün. E, bugün 192 milyar TL'lik hacimle kapattık. En iyi alıcı tarafına baktığımızda Bank of Amerika'yı görüyoruz. 1.8 milyar TL'lik e, alımla en iyi alıcı pozisyonda arkadaşlar. En iyi satıcı tarafına baktığımızda da diğer 1.6 milyar TL'lik bir satış gerçekleştirmiş. Onun dışında ziraat, A1 kapital ve info var. Şöyle hemen grafik ekranımıza bir dönelim. Evet, 8.400 direncimiz yine yukarıda bizleri bekliyor. Şöyle bakalım bugün saatlikten mi dönmüşüz? Evet, bugün e, saatlikte şurada ama 55 dediğimiz seviyeye e, resmen böyle bir iğne atmışız. En düşük bugün kaç gördük? 8.200 gördük. Şuradan günlüğe tekrar döneyim. Evet, 8.000 pardon 9.200 gördük en düşük seviye. Saatlikte de MA55 seviyesine denk geliyordu. Tam buradan e, tekrardan dönüşün geldiğini gördük. Aslında bu dünkü e, saatlik kapanış yani o son saatte özellikle e, bakın saat 15 yazıyor 17 yazıyor zaten. O dünkü son saatlik mum kapanışında MA55 seviyesine değdik ve sonrasında e, bugün de günü güzel açtık güzel kapattık. Yani hiç böyle e, tedirgin olacağımız bir gün olmadı. Böyle 3 saatliği takip ediyorduk biz biliyorsunuz. Çünkü en son geçtiğimiz hafta çarşamba günü bu 3 saatlik destekten dönmüştük. Ve yine burası takip edeceğimiz yakın destek seviyesi olacak 9192. Bugün de zaten 9200'den yukarıya dönmüş olduk. Yukarıda ise yine 9400'ü takip edeceğiz. Önemli direnç olarak arkadaşlar. Şöyle günlüğe bir gelelim. Günlükte şu an RSI göstergemiz 76. Yani öyle çok da aslında böyle... Riskli bir bölge değil, hala aşırı alım bölgesindeyiz. Markday indikatörümüzde ise herhangi bir bozulma yok. Günlükteki al sinyali hala geçerlerini koruyor. Şöyle dolar bazlıya da bir bakalım. Evet, dolar bazlı da dünkü yayında yine şurada 298 dolar bir Fibo desteği olarak vermiştik ve bugün en düşük kaç görülmüş? 297.57 görülmüş ve sonrasında 302.25 dolarla günü tamamladık. 311-312 dolar bandı takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak. indikatörlerimize baktığımızda dolar bazda da RSI göstergemiz 71. Yani öyle çok aşırı bir şişkinlik yok. MACD indikatörümüz şu anda günlükteki al pozisyonuna hala devam ediyor. Türk Hava Yolları ile hisselerimize başlıyoruz. Türk Hava Yolları bugün en pozitif e, kapanış yapmasına rağmen endeksin ve biraz altında kaldı. Yani endeks %1.62 yükselmesine rağmen Türk Hava Yolları %1 yükseliş yaptı. 10 milyar TL hacim oldu. 281.25 TL seviyesinden günü tamamladı. Evet burada 21 günlük hareketli ortalamayı destek olarak takip ediyoruz. 275'ti bakın şu anda 276.20 olmuş. Yani bu hareketli ortalama da sürekli kendini güncelliyor. Bazen soranlar oluyor işte hocam neden trend çizgisi çekmiyorsunuz falan. Ben her zaman trendlerle çalışmam. Genelde hareketli ortalamalarla çalışıyorum arkadaşlar. Ve başarı da sağlıyor bu benim için. E çok elzem yerlerde trend çalışması yapılır. Mesela şurada bir trend çalışması yapılabilir. Bakın şöyle bir trend var. E tam da yaklaşık olarak buradan dönmüş. Ama ben burada trendi değil de 21 günlük hareketli ortalamayı... ...daha sağlam ve daha sağlıklı bir destek olarak bulduğum için... ...hani böyle çok fazla hani oraya bir çizgi çek, buraya bir çizgi çek... ...bu kez burada... Yani sizler e, göremeyebilirsiniz bazı şeyleri. Evet trendler tabii ki de trend çizgileri çekilir. Bununla ilgili de bir eğitim videosu yayınlayacağım. Önümüzdeki haftalarda. Ama dediğim gibi yani ben hareketli ortalamaları daha çok seviyorum. E, geçmişteki tecrübelerimden dayanarak hareketli ortalamaların çok daha iyi destek ve direnç e, belirlediğini bildiğim için bu şekilde kullanıyorum. Yukarıda ise 295 TL takip edeceğimiz direnç olacak. Kısa vadeli yukarıdaki asıl hedefimiz ise 310-311 TL bandı asıl direnç olarak çalışmasını beklediğim seviye olacak arkadaşlar. 275-276 direnç, 295 TL ara dire pardon 275-76 destek, 295 TL'miz ara direnç. Beklediğimiz hedef ise asıl direnç olarak çalışmasını beklediğimiz yer ise 311 TL olacak Türk Hava Yolları'nda. <laughs> Evet şöyle aracı kurum dağılımına baktığımızda ilk 5 alıcı %69, ilk 5 satıcı %61. Bu tabloya göre bir para girişi olmuş ama öyle çok da devasa bir para girişi değil. En iyi alıcıya baktığımızda diğer ve Bank of Amerika'yı görüyoruz. En iyi satıcı tarafına baktığımızda ise 1.2 milyon lotla diğeri daha sonra da info yatırımı görüyoruz. Tablo bugünkü performansına göre güzel arkadaşlar. Yani %1 yükselmiş hisse. E bu tabloya baktığımızda bir para girişi de olmuş mu? Olmuş. O zaman herhangi bir sorun yok diyoruz. Desteğimiz 275-76, yukarıda ise 294-295 direncimiz olarak takip edeceğiz. Geldik Koç Holding'e bugün endekse paralel bir şekilde %1.85'lik yükselişle 2.5 milyar TL'lik hacimle 176.6 seviyesinden günü tamamladı. Biliyorsunuz 176 TL bizim direnç olarak sizlere verdiğim seviyeydi. Şurada bir fibo direncimiz var. Bugün 177.30 gördük ve günlük kapanışta 176.6 ile bu direncin hafif üzerinde mi? Hatta bakayım tam nokta atışı yine gelmiş. Evet. Bakın şurada T1.8 yazıyor gördünüz mü? Yani trend 1 dediği buradaki Fibonacci direncimiz. Yani dünkü yayında hatta bir haftadır bu Fibonacci burada duruyor. Ben herhangi bir oynama yapmadım. 176.59'muş arkadaşlar Fibo direncimiz. Ve biz bugün 176.60 ile kapatmışız. Yani direncin bir kuruş üzerinde kapanış gelmiş. Matematiksel olarak direncin üzerinde kapattık diyeceğiz. Yani bir kuruş bir kuruştur. Yapacak bir şey yok. Böyle geri çekilmelerdeki desteklerimizi bir arayalım. Eğer yarın da bu arada 176.6'nın üzerinde bir adet daha günlük kapanış gelirse yukarıdaki bir sonraki hedefi sizlerle paylaşacağım. Evet şöyle bir 4 saatliğe bir bakalım. Evet 4 saatliği takip ediyor Koç Holding. Geri çekilmelerde bakın destek olarak şu mor hareketli ortalamayı. Burası 171.6. Burası takip edeceğimiz yakın destek seviyesi. Aynı zamanda bir ekstrem geri çekilmede de kar stop olarak uygulayacağımız seviye olacak arkadaşlar. Gerçi hadi bugün direncin üzerinde bir adet günlük kapanış geldiği için bir sonraki direnci de verelim. 202.8 TL olacak arkadaşlar. Yani hani bak bu kanal içerisinde oyalandı. Oyalandı. Bir sonraki e, Fibo kanalına doğru geçiş yapacaktır. Ve o zaman e, direnç olarak ki 176 aşılırsa yine yarın günlük kapanış gelirse artık 202.8 TL direncini sizlerle takip edeceğiz arkadaşlar. Böyle aracı kurum dağılımına bir bakalım. Koç Holding'de bir para girişi olmuş mu? İlk 5 alıcı %83, ilk 5 satıcı %76. En iyi alıcıya baktığımızda tera yatırımı ve ziraat yatırımı görüyoruz. En iyi satıcı tarafında ise oyak yatırımla diğer var. Bu tabloya göre alıcılar biraz daha baskın olduğu için hisseye bugün bir para girişi olmuş. Hissenin bugünkü performansıyla da bu tablo uyumlu olmuş arkadaşlar. Geldik TÜPRAŞ'a. TÜPRAŞ bugün listemizdeki tek kırmızı olan hisseydi ama dün de endeks ve diğer hisselerimiz kırmızıyken %3'ün üzerinde performans gösteren TÜPRAŞ'tı. E, bu şekilde böyle e, endeksten pozitif ayrışanlar ertesi gün negatif ayrışabiliyorlar. Onlara ne oluyor? Kar satışları geliyor. Bunları artık e, ezberledik. Bunları tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. E, geçtiğimiz hafta da bir video başlığım buydu değil mi? Balinalar hisseler arası geziniyorlar diye. Mesela TÜPRAŞ'a giriyor. Belli bir kar marjına ulaştığında onu satıyor. Sonra tekrardan işte oradan Türk Hava Yolları'na geçiyor. Şişe'ye geçiyor. İşte bir maşa geçiyor. Sonra bir maş ertesi gün kızarıyor. İşte bak Aselsan mesela. Aselsan geçtiğimiz hafta çok iyiydi. İşte sonra bir kızardı. Yani böyle hisseler arasında geziniyorlar. 5.2 milyar TL hacimle 171.30 seviyesinden günü tamamladı arkadaşlar. Şurada bir boşluğumuz da oluştu. 168.7'de geri çekilmelerdeki şu takip edeceğimiz destek seviyesini bir kontrol edelim. 2 saatlikteydi yanılmıyorsam. Evet, 2 saatlikte bakın bugün tam da desteğe değmiş. Bakın bir nakış gibi işliyor. Ben bu yüzden hareketli ortalamaları çok seviyorum ve sürekli saatlik, 2 saatlik, 4 saatlik, günlük hatta 3 saatliklere bile bakıyorum. Hangisi daha iyi geçmişte destek olmuşsa onu takip ediyorum. Mesela burada bakın 2 saatlikte Tüpraş'ta MA 21 seviyesi Bak şurada, 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 bak şurada yine şurada çok güzel destekler olmuş ve bugün yine saat 16'dan itibaren o geri çekilmede destek seviyesi kaçmış 16976 imiş tam o saat diliminde saat 16-15 arasında, 18 arasında pardon en düşük kaç görmüş 169.80 görmüş yani küsuratıyla buraya değmiş buradan tekrardan bir miktar alımlar geldiğini gördük. Yarın yine 2 saatlikte 169.90 yani kabaca 170 TL diyebiliriz. 170 TL takip edeceğimiz yakın destek seviyesi olacak arkadaşlar. Yukarıda ise 2 gün boyunca aslında bugün de e, fena bir yükseliş yapmadı yukarıya doğru. E, dün 176.5 görmüştük. En yüksek. Bugün ise 175.6 gördük. Burası bir ara direnç olarak 175-176 bandı takip edeceğimiz ara direnç olurken asıl takip edeceğimiz ana direncimiz 189.7 seviyesi olacak arkadaşlar. Aresel göstergemiz 74 şu anlık herhangi bir sorun görünmüyor. Yani 70'in altına dalarsa bu biraz sıkıntı olabilir. MACD günlükte al sinyalini hala geçerliliği koruyor arkadaşlar. Şöyle hemen aracı kurum dağılımına bir bakalım. İlk 5 alıcı %70, ilk 5 satıcı %82. En iyi alıcıya baktığımızda deniz yatırımı görüyoruz. 1 milyon not almış. Aslında en iyi alıcı diğer olmuş. 1.3 milyon notla. Daha sonra deniz yatırım. En iyi satıcı tarafına baktığımızda e, bu kar satış yapan adamları görebiliyoruz. Burada kim? BOFA 1.5 milyon not satmış ve HSBC 1 milyon not satmış. Şimdi bu adamlara çıkıp da ya niye satıyorsunuz falan diyemeyiz arkadaşlar. Bunlar özellikle de BOFA biliyorsunuz. Alıyor işte iki gün sonra satıyor hedefine geldiğinde bunlar bir şekilde trade ediyorlar. Gün içerisinde de paylaşıyorum bazen. Yani bugün paylaşmadım da. Ofan'ın böyle saat 5 gibi bir tüm alım satımlarını paylaşıyorum sizlere. Bir bakıyorsunuz işte 50 milyon TL karda. Ya bu şekilde yapıyorlar bu aracı kurumları. İşte alıyorlar satıyorlar. Dün pozitif etkilenmişti bugün de negatif etkilenmesi de bence herhangi bir sıkıntı görünmüyor arkadaşlarım. Evet geldik Aselsan'a %1.79'du performansıyla endekse paralel bir yükseliş yaptı. 2.6 milyar TL'lik hacimle 59.55 seviyesiyle günü tamamladı. Burada da 62.5 TL hedefimiz var biliyorsunuz. Burada da 4 saatliği takip ediyorduk. Evet 4 saatlik bayağı da biraz aşağıda kalmış ama destek olarak çok güzel destek olduğunu görüyoruz. Referans olmuş burada EMA 21 seviyesi 4 saatlikte. 55.50 arkadaşlar geri çekilmelerde takip edilecek destek seviyesi. Biraz daha yakın destek arayanlar için 2 saatlikte yani ben portföyüme koymak için acele ediyorum. En ufak geri çekilme benim için alım fırsatıdır diyenler için de 57.72 arkadaşlar 57.80 olacaktır muhtemelen yarın gün içerisinde. Bu 57.80 seviyesi ilk geri çekilmelerdeki takip edeceğimiz destek seviyesi ve aynı zamanda almak isteyenler için bir alım fırsatı olacak seviye. Şöyle aracı kurum dağılımına da bir bakalım. İlk 5 alıcı %60, ilk 5 satıcı %73. Bakın endekse paralel yükselmesine rağmen bugün Aselsan'da bir para çıkışı gerçekleşmiş. En iyi alıcı diğer olurken en iyi satıcı yine diğer olmuş. Fakat diğerlerin dışındaki bakın alıcılar daha zayıfken bak garanti 500 bin almış eyvallah ama iş yatırım 280 bin gedik 260 bin info 200 yani 200 200 200 satıcılar tarafına geldiğimizde diğerden sonra Yatırım finansman 470 bin. Hak yatırım 415 bin. Bank 355 bin. Yani buradaki satıcılar bir tık daha baskın olduğu için bir miktar para çıkışı gözlemlenmiş bugün hisseden. Geldik şişe cama. Şişe camda %2'lik performansla bugün 2.9 milyar TL'lik hacimle 53.60 seviyesinden günü tamamladım. Burada da yukarıda 54.70 TL seviyesini takip edeceğiz. Dün de burayı sizlere direnç olarak vermiştim ve çok da güzel çalışmıştı. 54. şuradaydı bir saniye. Evet 54.69 demiştik direnci. E, dün 54.60 görmüştü ve sonrasında bir geri çekilme yaşanmıştı. Burada da destek olarak yine e, fibo desteğimiz var. 52.5 tam da bugün. En düşük kaç görmüş? 52.35 görmüş ve 53.6 ile günü tamamlamış. Ben şişe camı böyle çaktırmadan usul usul kimseye fark ettirmeden önce eski zirvesini daha sonra da 65.4 hedefine doğru yolculuk yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani şişe camdan beklentim yüksek. Evet biraz kanı modu oldu. Geçtiğimiz aylara baktığımızda diğer hisselere göre performansı zayıf kaldı ama... Onun da yavaş yavaş zamanı gelecektir diye düşünüyorum. Sabredenler meyvesini alacak. Sabredenler ama. Bir saniye şu aracı kurum dağılımını açmadan önce şu 4 saatliğine bir bakalım. Evet 4 saatlikte yani şimdi 52 söyledik. 4 saatlikte de 52.15 yani 52 TL'nin altına sarkmadıkça ve 4 saatlik kapanışlar gelmedikçe ki burada güçlü destekler var. Hem 52.5 fibo desteği var hem de 52.15 EMA 21 seviyesi var 4 saatlikte. Buralar bir alım fırsatı olarak da geri çekilmelerde kullanılabilir arkadaşlar. Aracı kurumda alımına bir bakalım. Bugün %2'lik performansı da böyle perçinleyen güzel bir aracı kurumda alımı ve güzel bir para girişi olmuş. İlk beş alıcı 5 alıcı %92,5. İlk 5 satıcı %65. En iyi alıcıya baktığımızda Bank of Amerika'yı görüyoruz. 1,5 milyon da yakın almış. Bugünkü alımların %37'si. İkinci sırada info var. Üçüncü sırada QMB var. En iyi satıcı tarafına geldiğimizde ise 1.3 milyon notla diğer ve daha sonra da 1.1 milyon notla yapı krediyi görüyoruz. Uzun süredir şişede böyle e, net ilk 5 alıcının %90'ın üzerinde olduğu alımlar görmemiştik. Bugün güzel bir aracı kurum alımı vermiş şişe İnşallah bu şekilde devam ederek ilk etapta şu eski zirveyi geçeriz. Şimdi 8 tane hissemiz var takip listemizde. 6 tanesi eski zirvesini geçmişti. 7.nin ben şişeceğim olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Daha sonra da inşallah Astor geçer. Evet geldik bir maşa %1.41'lik yükselişle 1.1 milyar TL'lik hacimle 395.5 TL seviyesinden günü tamamladık. Bir maçta çok güzel çaktırmadan kımıl kımıl gidiyor. En sevdiğim hisselerden yani böyle hani çaktırmadan gidenlerden. E burada da 4 saatliğe bakıyoruz destek olarak. Bakın şurada çok güzel yine şurada şurada yine şurada çok güzel destek görevi görmüş MA21 seviyesi. Burası 387 buçuk TL seviyesinde arkadaşlar geri çekilmelerde. Yukarıda ise ilk etapta 405 TL bir ara direncimiz fakat asıl direncimiz 426 TL olacak. Buraya da gelmesini de ümit ediyorum. Yani buraya geldiğinde o zaman bir e, gerçek bir düzeltme ile karşılaşabiliriz. Yani ne olur 426 görür oradan tekrardan işte 387'ye gelir. İşte 390'lara gelir. Tekrar bir alım fırsatı verebilir. Aracı kurumda dağılımına bakalım hızlıca. İlk 5 alıcı %83 ilk 5 satıcı %73. Bu tabloya baktığımızda bir para girişi var. En iyi alıcı ise Bank of America olmuş. Bugünkü alımların %42'sini gerçekleştirmiş ve 185.800 adet lot almış. En iyi satıcı tarafına baktığımızda da diğeri görüyoruz. 118.900 adet satmışlar ve bugünkü satışların %27'sini oluşturmuşlar. Bugünkü aracı kurum dağılımına göre hisseye de bir para girişi gerçekleşmiş. Evet geldik enerji saya. Enerji da dün bizi biraz üzmüştü. Yukarıya gidip sonrasında da kötü bir kapanış yapmıştı. Bugün onu biraz telafi etti. %2.17'lik yükselişle 626 milyon TL'lik hacimle 61.20 seviyesinden günü tamamladı arkadaşlar. Burada da yukarıdaki hedefimiz 66.5 TL seviyesi. Burada da şöyle saatli ve 2 saatliye bir bakalım. Evet daha çok 2 saatliği takip etmiş. Hatta pardon evet 3 saatliği takip etmiş. Tıpkı endekste olduğu gibi bakın şuradaki destek yine şuradaki destek 3 saatlikteki EMA 21'e göre. O yüzden biz burada geri çekilmelerde 3 saatlikteki MA21 seviyesini takip edeceğiz. Neden? Çünkü bakın burada en son referans olarak bu 3 saatlikteki MA21 seviyesinden döndüğünü görüyoruz. Yine biz burada 3 saatliği takip edeceğiz. 59.53 yakın destek seviyemiz olurken yukarıda 66.5 TL seviyesi tabii şurada dünün en yüksek olan 62.80'de bir ara direnç olarak görev yapacaktır arkadaşlar. 66,5 TL seviyesinin kısa vadede görülmesini bekliyorum. Buraya geldiğinde bir dinlenme, bir mola o zaman verebilir diye düşünüyorum. Şöyle aracı kurum dağılımına bakalım. Mükemmel de bir aracı kurum dağılımı arkadaşlar. İlk 5 alıcı %96, ilk 5 satıcı %53. Satıcılar çok dağınık olurken alıcılar da Bank of America 1 milyon lota yakın böyle kemiksiz ve kılçıksız bir alım yapmış. Ve bugünkü alımların %82'sini tek başına gerçekleştirmiş. En iyi satıcı tarafına geldiğimizde de diğeri görüyoruz 551 bin lotla ve bu da hisseye bugün güzel bir para çıkışı olduğunu gösteriyor. Biraz sonra da zaten para giriş çıkış ekranında enerji sayı muhtemelen ilk onda görme ihtimalimiz var. <laughs> evet geldik Astor'a bugün güzel performans gösteren hisselerimizden bir tanesi de Astor'du %4.62'lik yükselişle 3.6 milyar TL'lik hacimle 124.5 TL seviyesinde günü kapattı. 134.5'te yukarıda bir e, direncimiz var. Aslında bugün sabah da şurada e, fibo direncini mi verdim yoksa şu 135'in bak şurada bir fibo direncimiz var bizim. 124.5 olması lazım. Bir saniye şurada. Yok o 124.5 bugünkü kapanış olması lazım. Evet kapanış. Şurada 125.37 bakın T1 6 yazıyor ya 125.37 burada bir e, fibo direncimiz var günün en yükseği 127 gördük ve bir miktar geri çekilme oldu. Asıl takip ettiğimiz diren şuradaki 134.5 TL, e, 135 hatta 136 bile olabilir. E, buralar önemli direnç seviyesi olacak arkadaşlar. Şu anlık herhangi bir problem görünmüyor. Aresel göstergesi 62 ama MACD şu anda e, satta henüz ala dönememiş. Bu 134 aşılması halinde 135 değil. Buçukları boşver. 135'lerin üzerinde İki adet günlük kapanış görmemiz halinde bir sonraki zirve test edilir diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım para girişte olmuş mu? Evet para girişi de olmuş. İlk 5 alıcı %75, ilk 5 satıcı %67. En iyi alıcıya baktığımızda küçen bir finansı görüyoruz. 660 bin lotla bugünkü alımların %53'ünü tek başına gerçekleştirmiş. En iyi satıcı tarafına baktığımızda ise 405 bin lotla diğeri ve daha sonra da 300 bin lotla deniz yatırımı görüyoruz. Bu tabloya göre hisseye bugün bir para girişi gerçekleşmiş. Geldik altın sertifikasına. %0.26'lık yatay seyrine devam etti. Bakın gram altın yüzde %0.65 yükselmesine rağmen altın sertifikası çok fazla gitmiyor. Bunun nedenini de geçtiğimiz yayınlarda zaten sizlere paylaşmıştık. 550 milyon TL'lik bir hacimle 23-26 seviyesinden günü tamamladı. 23 pardon 22.70 aşağıda desteğimiz süper trend desteğimiz yukarıda 23.50 direncimiz burada dar bir bantta yatay bir bantta e, resmen böyle sürünüyor diyebilirim yani bu bunun adı sürün, sürünme modu arkadaşlar yani ne çıkıyor ne düşüyor hani düşse alım fırsatı verecek ne güzel belki makas da kapanacak e, çıksa insanlara satış fırsatı verecek onu da yapmıyor o yüzden şimdi böyle biz de izleme modundayız arkadaşlar şöyle bir bakalım Evet para çıkışı da devam etmiş bugün. Bakın altın sertifikasından birkaç haftadır para çıkışı var. Buna dikkat etmekte fayda var. Para çıkışı şundan dolayı değil. Yani bu düşecek diye değil. Muhtemelen bu böyle yatay seyrine devam edecek. Ons altında da böyle çok fazla bir ışık yok son günlerde. O yüzden böyle bir bekleme modundan ziyade buradaki nakiti hisse tarafında değerlendirmek isteyen fonlar, aracı kurumları buradan çıkış yapıyorlar gibi görünüyor. Mesela bugün en iyi satıcılarına baktığımızda deniz yatırım var. 6.2 milyon lot satmış ve daha sonra ziraat yatırım. En iyi alıcı tarafında da 5.8 milyon lotla iş yatırım var. E, fakat tabloya baktığımızda hani %98'e %88, yüzde %10'luk bir fark var alıcı ve satıcı arasında. İlk 5 alıcı ve satıcı arasında. Bu da bir para çıkışı olduğunun göstergesi arkadaşlar. Evet geldik e, yabancı takas oranımıza bir bakalım. Ona da zaten... Çok da bir değişiklik yok. %36.27'yiz. Şu anda para giriş çıkış analizimizi de yapalım. Şuradan, pardon yanlış yaptık. Alıcı satır. Evet tamam. Doğru. Ya yanlış yere mi tıkladım acaba diye düşündüm. Durum sayımızı 5 dedik. Şuradan ayarları tablomuzu kısalım. Evet borsanın geneline baktığımızda para giriş çıkışında e, biz 30'a 606 milyon TL para girmiş tüm senetlere de 710 milyon TL yani genele yayılan bir para girişi olmuş İşte biz 30'dur biz TL'dir biz süzdür yan tatlılardır. güzel yani 600-700 milyon TL'lik bir para girişi olmuş. Bu para girişinin en çoğu Akbank olmuş 325 milyon TL ile daha sonra İş Bankası daha sonra Fordoto. Tav Havalimanları, Türk Hava Yolları, Gübrev, Alarko, Şişecam, Sahol, Kilergeyo, Yapı Kredi Bankası, Oyak Çimento, Papil, Migros, Tapgıda, Enerjisa, ilk ondadır dedik ama 16. sırada yer bulmuş kendine. 31 milyon TL'lik bir para girişi olmuş. Arçelik, Kardemir'de, Pasifik Geyo, Türk Telekom. Bunlar para girişi olan hisseler arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde 100'e kadar da getirdim. Bakmak isteyen yine yani buradan bakabilir. Böyle para çıkışına bakalım bir de. Para çıkışında Ereğli var. Yüzde, yüzde diyorum 176 milyon TL. Ereğli'yi de bir şöyle kontrol edelim. Aslında o da bugün iyiydi. Yani para çıkışı olmasına rağmen performans olarak yüzde 2.69 yükseldi. Evet. Şurada bir zirve var. 53.58 TL zirvesi. Bu eski zirveyi Geçmesi halinde bir sonraki hedefi de verelim. Madem ki grafiğimizi böyle bir açtık, Ereyliciler olarak ben de bir Ereylici olarak benim de portföyümde var arkadaşlar. Bir sonraki yakın vade hedef olarak 69 buçuk TL, işte 70 TL civarında bir hedefi var Mayıs ayına kadar görme ihtimali de var arkadaşlar bu hedef Eğer tabi endekste bir sıkıntı yaşanmaz ise. Aracı kurum dağılımına bakalım. Bugün kim satmış? Ziraat Yatırım'da Bofa 8 milyon satmışlar. İkisi 4 4. Hatta 9 milyonlu satmışlar. Alıcı tarafında ise en iyi alıcı diğer olmuş, Teb Yatırım Yapı Kredi. Bu yüzden de hissede bir para çıkışı gerçekleşmiş Ereğli'de. Daha sonra SASA'da para çıkışı var. Zaten o tavan olduğu günde demiştim. Fazla gaza gelmeyin, fazla kapılmayın diye. Türk Tüpraş para çıkışı var. Kar satış olarak yorumladık bor şeker sanırım bu yeni halka Yeni halka çok ilgilenmiyorum arkadaşlar. Daha çok listemize yoğunlaştım. Türk Traktör, Türksel, DAP, Gayrimenkul, Doğaş, Türkiye Sigorta, Petkim, Pegasus, Çin Beton, Çelebi, Marshall, Boya, Format, Aselsan, Borusan, e, Ingram, Kocaer, Etiyat bunlar da para çıkışı olan hisseler. Şöyle ekran görüntüsü almak isteyenler olabiliyor. Tabii şunlar çok önemli değil arkadaşlar. Bak tekrar diyorum. Yani 100'e kadar görmek istiyorsunuz ama hatta burada ilk 10 önemli. Yani ondan sonrası da çok önemli değil. Tamam mı? O yüzden ben 20'ye kadar böyle hani gelenek olmuş. 20'ye kadar sayıyorum. Ee, geldik biyop tarafına. Ben de merak ediyorum. Bakalım bugün ne oldu? Evet, bugün yine güzel bir tablo var arkadaşlar. Eee en iyi long kaçan garanti yatırım 10.700 adet. Ee, iş yatırım 5.000 adet short kapatmış. Sev yatırım 1.275 adet daha long pozisyon açmış. Ee, satıcılar tarafına baktığımızda BOFA 3.900 adet long kapatmış. Bak short açmış demiyorum long kapatmış. Kar al yapmış olabilir belki. Çünkü en son BOFA long tarafındaydı. Yani uzun pozisyondaydı. Alt yatırım yapı kredi deniz yatırım. Burada göze çarpan yine en güzel şey şu diğer arkadaşlar hatta sabah topluluk kısmında da yazdım hani bugün acaba nasıl bir gün olacak dün sport piyasada en iyi alıcı diğerdi ama short tarafında da en iyi shortlayan diğerdi acaba kimin hangisinin canını yakacaklar dedim Shortçuların ee, canını yaktılar ve benim ve yine birkaç duayenin söylediği o söz böyle altı çizilir hale gelmiş oldu ne demiştik borsada yönü her zaman viop tayin eder diye. Hani şimdi dün spot piyasada en iyi alıcı diğerdi. Hani bu kötü bir şey değil mi normalde? En iyi alıcının diğer olması. Ama sonra vadeliye açtık baktık dedik ki e, en iyi short açanlar da diğer. Acaba hangisinin üzerine yürüyecekler? Onlar viopçuların üzerine yürüdüler. O dün en iyi short olan diğer kesimi kıtır kıtır bugün tekrardan doğramış oldular. Şöyle genel pasta bir bakalım ve videoyu bitirelim. Maç 3-0 devam ediyor arkadaşlar. Long yani uzun pozisyon tarafı şu anda önde götürüyor. Burada da görünüyor zaten. Bakın şu pastanın büyüklüğü, kırmızı kırmızısının büyüklüğü. İlk on alıcı %99.9. İlk satıcı satıcı %83. En iyi shortçu diğer olmuş. Yani bu e Müthiş bir şey. Ralliler böyle olur. Bak bu tabloları böyle e, hafızanıza kazıyın. bin, Hatta dünkü yayında da dedim ya yani evet bir geri çekilme olabilir ama çok panik yapmayın. Neden? Çünkü şundan dolayı panik yapmayın. Biyop bölümde de tekrar etti Şundan dolayı panik yapmayın diyorum. E, diye de eklemiştim. Hala buradaki diğer e, short açmaya devam ediyor. Onlar short açtıkça piyasada onları batırmaya devam ediyor arkadaşlar. Tamam aman siz öyle sakın tam böyle bu işlere aşina olmadan short'tur, dur, falan işlerine çok girmeyin. Tabii ki de Viop eğitimimde olacak yine videolarım e, devam edecek ama görüyorsunuz yani 60 bin lot kontrat diğer dediğimiz kurumlarda biz onları küçükler diye tabir ediyoruz onların üzerinden bir içer döver gibi. Geçti piyasa arkadaşlar. Birçok teminat e, patlayacaktır muhtemelen Şubat ayının sonunda. Perşembe günü faiz kararı var. Bu hafta e, önemli olan gün o Perşembe günü olacak. Tabi pas geçecek gibi duruyor muhtemelen. E, yukarıda 9400 direncimiz. Aşağıda da az önce vermiş olduğum kısa vadeli çok çok kısa vadeli desteklerimiz var. Maksimum belki 8700-8800 olur en kötü ihtimalle. O da 21 günlük hareketli ordalama. Onun dışında pozisyonda kalmaya devam. Tabi 9400'deki direnci de dikkatle kontrol etmekte fayda olacak. Önümüzdeki 2 gün özellikle çarşamba ve perşembe günleri. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyelim. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.